İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Vahe Asadıryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan'a Vakif Asadıryan hakkında bilgi vermesi için 8 Ağustos'a kadar süre verdi. Azeriler işkence gören Ermeni askerlerin fotoğraflarını Facebook, Twitter ve TikTok üzerinden ailelerine gönderdi. Dersim Hay platformundan Munzur Festivali yasağına tepki. Bugün Kurtuluş Ordusu askeri Gagikinosyan'ın doğum günü. Garik Garabetyan, Avrupa 20 yaş altı halter şampiyonasının galibi. 44 gün süren savaş sırasında aile Vahe Asadıryan'dan haber alamayınca ve internette onu ararken birçok erkek çocuğu annelerine yazarak Vahe'nin kendilerine pansuman yaptığını ve mevzilerinden çıkardığını söyledi. Vahe, Yerevan Eyalet Koleji'nin eczacılık bölümünde okudu ve diş hekimi olmayı hayal ediyordu. Kolejde aldığı eğitim, askeri mevzilerdeki birçok arkadaşının hayatını kurtarmaya yetti. Savaş başladığında Vahe henüz 2 aylık askerdi. Askerliğe, silaha ve askeri botlara yeni alıştı. Vahe, vatan savunucusu olarak cepheye gitti, Cirakan ve Askeren savaşlarına, ardından Kaleşehri Şuşi'nin savunmasına katıldı. Bileğinden yaralanan Vahe, yaralı arkadaşlarını kurtarırken kuşatılmış Şuşi'den çıkmaya çalıştı. Yolda babasını aradı ve Gijgijan Vadisi'nde bulundukları ve geri çekilmek için karanlığı beklediklerini söyledi. Şafak vakti Vahe ile artık bağlantı yoktu. 15 Kasım'da Kızılaç aracılığıyla Vahe'nin cansız bedeni Martuni'ye götürüldü. Vahe, doğum günü olan 12 Kasım'da şehit düştü. Vahe, askerliğe başlamadan önce memleketi Giharkunik bölgesindeki Armağan Dağı'nın yamacına yaklaşık 300 ağaç dikerek hayalindeki bahçeyi kurmuştu. Geri dönüp bir dinlenme tesisi yapmak istiyordu. Vahe, sulama sistemi kurmadan önce bahçesindeki ağaçları bizzat sulardı. Şimdi anne ve babası Vahe'nin hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bahçeyle ilgileniyorlar. Vahe'nin annesi Lilit, Vahe'nin hayal kurduğu eczaneyi açmak için eczacılık okuyor. Ayastefanos Antlaşması'nın 19. maddesine göre Osmanlı hükümeti Rusya'ya 1 milyon 400 bin ruble ödemek zorundaydı. Batı Ermenistan Ermenileri meselesini antlaşmanın 16. maddesi dışında 25. ve 27. maddeler de ele almaktadır. Antlaşmanın 25. maddesi Rus birliklerinin Batı Ermenistan'dan çekilmesine, yani nihai barışın sağlanmasından sonra 6 ay içinde Asya Türkiye'sini Rus birliklerinden temizlenmesine atıfta bulunuyor. Ayastefanos Antlaşması'nın 27. maddesine göre Türk hükümetinin savaş sırasında Rus ordusuna yardım eden ve zaferine katkıda bulunan şahsiyetleri cezalandırma ve kovuşturmaya hakkı yoktu. Bu Ermeniler için ayrı bir önem taşıyordu çünkü Slav halkları zaten Rus halkının kardeşçe yardımıyla bağımsızlıklarını kazanmışlardı ve Ermeniler yine de Türk tiranlığı altında kalacaktı ve bunu hesaba katmak gerekiyordu. Bu nedenle sözleşmenin o maddesinde şu hüküm yer almıştır. Babı Ali, savaş sırasında Rus ordusuyla ilişkisi olan Türk tebaasına hiçbir şekilde zulmetmemeyi ve zulme izin vermemeyi taahhüt ediyor. Böylece Türk hükümeti fiilen Balkan Yarımadası'ndan, Batum'dan ve Batı Ermenistan'ın önemli bir bölümünden dışarı atılıyordu. Kesinlikle büyük anlamı olan bu bölgeler için Rus halkı yaklaşık 200 bin kişiyi kaybetmişti. Rusya daha sonra Batı Ermenistan'a yönelik niyetinden vazgeçer. Rusya'nın bu talebi uygulaması İngiltere'nin inatçı direnişiyle de karşılaşıyor. Batı Ermenistan'ın özelliğinin yaratılması Rusya'nın Orta Doğu ve Trabzon'dan İran üzerinden Hindistan'a uzanan ticaret yolunun üzerine etkisinin yayılması anlamına gelir. Dolayısıyla İngiliz diplomasisi Rusya'yı Batı Ermenistan'dan çıkarmak ve oradaki etkisini güçlendirmek için her yolu kullandı.
İngiltere, Batı Ermenistan konusunda Rusya'ya ısrarla direndi ve Kırım Harekatı'yla ve ardından 1877-1878 Rus-Türk Savaşı sırasında büyük ölçüde zayıflamış olan Rusya, Avrupalı güçlerin baskı ve tehditlerine karşı koyamadı ve Batı Ermenistan meselesine boyun eğmek zorunda kaldı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Bakü'ye Vakıf Haçadıryan'ın hakkında bilgi vermesi için 8 Ağustos'a kadar süre verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşleri Temsilcisi, Bakü mahkemeye o kişinin nerede olduğu, gözaltı koşulları, sağlık durumu, alınan tıbbi bakım ve olası dönüşü hakkında bilgi vermekle yükümlüdür, diye belirtti. Artak'ın Patara köyünün 68 yaşındaki barışçı sakini cumartesi günü Azerbaycan sınır muhafızları tarafından tutuklandı. Vakıf Haçadıryan, Kızılhaç eşliğinde acil bir ameliyat için Yerevan'a naklediliyordu. Azerbaycan, Ermeni askerlerinin annelerine, kız kardeşlerine ve ailelerinin diğer üyelerine kasıtlı olarak zihinsel acı çektiriyor. Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı, gerçekleri içeren yeni bir rapor sundu. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a karşı Azerbaycan tarafından başlatılan 2020'de 44 günlük ve 13-14 Eylül 2022 savaşları sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, savaş esirlerine ve sivillere işkence, yargısız infaz gibi birçok savaş suçu işledi. Bunların temelinde o ülke hükümetinin süregelen Ermeni kin ve düşmanlığı gibi faşist politikası vardır. Azerbaycan, hala Ermeni savaş esirlerini ve sivilleri suni ceza kovuşturmalar ve uydurma adli işlemlerle iade etmiyor. Facebook, Twitter, TikTok ve diğer sosyal ağlarda Ermeni izleyicileri hedef alan Azerbaycanlı kullanıcılar, öldürülen ve işkence gören askerlerin fotoğraflarını yayınlayarak doğrudan ailelerine gönderdi. Azerbaycan hükümeti bu şekilde hem Artsakh'ta hem de Doğu Ermenistan'da Ermeni ailelere kasten psikolojik ızdırap çektiriyor. Bu rapor Azerbaycan'ın bu suç eylemlerini tartışıyor ve yasal bir değerlendirme sunuyor. Araştırmalar söz konusu suçların Azerbaycan makamları tarafından teşvik edildiğini doğrulamaktadır. Ailelere ağır psikolojik acı çektirmeyi ve Ermeni toplumuna gerilimi sürdürmeyi amaçlıyorlar. Dersim Ay platformu 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne sahne alması planlanan Berat Arts Folk grubu ile müzik gruplarının valilik tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Dersim Valiliği, bu yıl madencilik yağmasına karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz şiarıyla 3-6 Ağustos'ta 21.si düzenlenecek olan Munzur Doğa ve Kültür Festivali için Festival Tertip Komitesi'ne grup yorum, grup isyan ateşi ve Ermeni dans grubu Berat Arts Folk grubun sahne alamayacağını bildirmişti. Konuya dair yazılı açıklama yapan Dersim Ay platformu 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne sahne alması planlanan Berat Arts Folk Grup isimli Ermeni dans grubunun Dersim Valiliği tarafından engellenmesini büyük bir üzüntü ve kaygı ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karar kültürel zenginliğimize ve insanlar arasında köprüler kurmaya yönelik çalışmalarımıza gölge düşürmüştür. Dersim Hay platformu olarak her türlü ayrımcılık ve ön yargıya karşı çıkıyor ve insanların kültürel kimliklerini özgürce ifade etme hakkını destekliyoruz. Kültürler arasında etkileşim, anlayış ve saygı temelinde gerçekleştiğinde toplumlar arasında güçlü bir dayanışma ve kardeşlik bağı oluşur. Kültürel çeşitlilik, İnsanlık mirasının bir parçasıdır ve farklı kültürlerin bir araya gelerek paylaşması, anlaması ve birbirinden öğrenmesi toplumların zenginliğini artırır. Bu nedenle Munzur Festivali gibi önemli etkinliklere, farklı kültürleri temsil eden sanatçılara ve gruplara yer vermek, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmenin bir adımıdır, diye belirtti. Munzur Festivali'ne Berat Arts Folk grubunun sahne almasına destek olun. Hoşgörü ve sevgiyle dolu bir gelecek için birlikte adım atalım. Etnografik danslar uzmanı, halk figürü, sibernetik, 1. Artsakh Savaşı'na katılan özgürlük savaşçısı Gagik Ginosyan, 3 Ağustos 1966'da Cavahk'ın Ahalska şehrinde doğdu.
kökeni Batı Ermenistan'daki Karin şehrinin birkaç kilometre kuzeybatısındaki Yeregis yerleşimine geliyor. Ginosent sülalesi buranın yerlisiydi. 1972-1982'de Ahaska'daki üç nolu Ermeni okulunda okudu. Ardından Yerevan Politeknik Enstitüsü Teknik Sibernetik Fakültesinin Otomatik ve Telemekanik bölümüne kabul edildi ve 1990 yılında mezun oldu. Uzun yıllardan beri Van ve Agung adlı etnografik dans topluluklarında dans etmektedir. Folklor materyalleri koleksiyonuyla uğraşmıştır. Karin adlı geleneksel şarkı dans grubunu kurdu. 1995-1996'da Sovyetler Birliği'nden Marşal Shaposhnikov'un adını taşıyan Bistrel Yüksek Subay Kursu'ndan Alay ve Tugay Komutanı niteliğini alarak mezun oldu. Leonid Azgaltyan komutasındaki Kurtuluş Ordusu müfrezesinin bir askeriydi. Ardından Ağustos 1992'de Arziv Mahabartner adlı özel amaçlı tabura dahil edildi. Gagik Ginosyan farklı yıllarda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti devlet ve diğer makamların madalyalarıyla ödüllendirildi. Batı Ermenistan hükümeti doğum günü nedeniyle Gagik Ginosyan'ı tebrik eder ve kendisine en iyi dileklerini sunar. Romanya'nın başkenti Bükreş'te sona ermek üzere olan Avrupa 20 yaş altı halter şampiyonasında Ermeni halterci 102 kiloda Garik Garabetyan altın madalyanın sahibi oldu. Armen Press'in haberine göre Ermeni halterci 20 yaş mücadelesinde 386 kilogramlık sonuçta birinciliği elde ederek altın madalyaya ulaştı. Garabetyan koparma ve itme hareketlerinde de küçük altın madalyalar kazandı. Garik Garabetyan Nisan ayında Yerevan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda da iki mücadelede 392 kilogramlık bir sonuçta şampiyonluk unvanına layık görüldüğünü hatırlatalım. Avrupa Gençler Şampiyonası 23 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Marutuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bar Yelek adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinde izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.